Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen ve Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Minas ilçesinde başladı. Sempozyuma Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Cumhur Çoban, Türk Dil Kurumu Başkanı Profesör Doktor Mustafa Kaçalin, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Vekili ve aynı zamanda Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Volkan Coşkun, Muğla Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ramazan Sarıhan, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Seydi Ahmet Üye ve sınıf öğretmenleri katıldı. Sempozyumun açılışında konuşan Düzenleme Kurulu Başkanı Doçent Doktor Sabri Sidekli, bugüne kadar yapılan sempozyumların içinde katılım olarak en yüksek katılımın gerçekleştiğini belirtti. Sidekli, 4 gün sürecek sempozyumda sınıf öğretmenliğinin güncel sorunları ayrıntılı olarak tartışılacak. Sempozyuma gönderilen 1500'e yakın bildiri içerisinden 1200'ünün sözlü bildiri olarak sunulması bilim kurulu ve hakem kurulu tarafından uygun görüldü. Bunlar 300 oturumda 1200 sözlü bildiri, 32 panel bildiri ve 16 çalıştay ile gerçekleştirilecek dedi. Tabii ki bizim bu kadar katılım sağlayabilmemiz sizlerin desteğiyle oldu. Biz ilk önce 13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu'na yaklaşık olarak 45 dinleyici ile katıldık. Yani bu yılın hazırlığını oradan başlamıştık. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu'na ise yaklaşık olarak 51 sözlü bildiriyle katıldık. Ve orada herkes bizi görmüştü, aday olmuştuk. Bizi en çok sevindiren şey oldu. Bizim bu sempozyuma başlamadaki ana hedefimiz öğretmen katılımını arttırmaktı. Çünkü diğer sempozyumlarda öğretmen katılımı az olduğunu gördük. Evet, biz teori ve bilgi üreten yeriz ama uygulama alanlarımız okullar. Okulların da bizimle beraber olması istedik. Öğretmenlerimizin de bizimle beraber olması istedik. Bu nedenle bu yolla çıktık ve gerçekten anlamda da çok çok çalıştık. Ön kayıtlarımızda toplamda 752 mi görüyorum? 732 tane öğretmenimiz kayıt yaptırdı. Toplamda ön kayıtlı aldığımız 2875 kişi ön kayıt aldık. Daha sonra sempozyumumuzun ilerleyen sürecinde 1400 bildiri geldi. Ve biz hakem süreci sonucunda her bildirimizi 3 hakeme göndermeye çalıştık. Ve bunun sonucunda kabul edilen bildiri sayısı 1250 bildiri kabul edildi. Ve bugünden itibaren o bildiriler eş zamanlı olarak 18 salonda oturumları 4 gün boyunca gerçekleştirilecek. MİSKÜ Rektör Vekili Profesör Doktor Mustafa Volkan Coşkun, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan sempozyumun amacı sınıf öğretmenliği ve ilkokul eğitimine yönelik bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşmak, bu alanda çalışan akademisyen, öğretmen ve öğrencileri bir araya getirerek bilimsel ve sosyal etkileşimi üst düzeye çıkarmak. Bu sempozyum 1250 kişiyle şimdiye kadar en yüksek katılım olan bir sempozyum. Bu sayının içerisinde 400'ü aşkın da sınıf öğretmeni bulunuyor. Sempozyumların 4 ana amacı var. Bunlardan en önemlisi paylaşımcılık. Burada bilgilerimizi, gelecekle ilgili uygulamalarımız, hayallerimizi paylaşıyoruz. Diğer ayağı tanışma, bilimsellik ve katkı dedi. Bu sempozyum katılım olarak Doçent Doktor Sabri Sidekli'nin ifade ettiği gibi 1250 kişiyi buluyor. En yüksek katılım olan bir sempozyum. Ama biz eğitim fakültesi olarak yani sempozyumların aslında 4 amacı var. Ana amacı, tabii yan amaçları da var ama ben ana amaçlar üzerinde durmak istiyorum. Bunlardan en önemlisi paylaşımcılık. Neyi paylaşıyoruz burada? Her sene toplanıyoruz ve bir sene boyunca biriken bilgilerimizi, görgülerimizi, duygularımızı, düşüncelerimizi, hatta gelecekle ilgili hayallerimizi, yaptığımız uygulamaları ve deneyimleri burada paylaşma fırsatı buluyoruz. Diğer bir ayağı ise tanışma. Tabii diğer birçok 1250 kişinin buraya geldiğini düşünüyoruz ve bu arkadaşlarımız burada birbirleriyle tanışıyorlar. Diğer bir şey ise de bu en önemlisi bence de bilimsellik. Aslında biz burada bilimselliği paylaşıyoruz. Mesela bu da sempozyumların en ana ayaklarından birini oluşturuyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, kendisinin de bir eğitimci olduğunu belirterek, öğretmenlik mesleği kutsal bir meslektir. Sınıf öğretmenleri toplumun tamamıyla ilgilenmek zorunda dedi. Öğretmenlik kutsal bir meslektir. Bir ziraatçı çiftçiyle muhatap olur. Ama sınıf öğretmeni, bilhassa sınıf öğretmeni tüm milletin
her bireyiyle ilişkimiz vardı. Onlarla haşır neşir oluyoruz. Biz çocuklarımızı ne kadar iyi yetiştirirsek geleceğimiz de o kadar aydınlık olacaktır. Çocuklarımızı ne kadar iyi yetiştirirsek barış, demokrasi o kadar toplumumuzda yer edecektir. Konuşmaların ardından yılın öğretmeni seçilen Menteşe ilçesi Günlüce İlkokulu öğretmeni Gülün Hazar ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde doçentlik unvanı almaya hak kazanan öğretim üyelerine belgeleri verildi.